komple alırlar senin elinden. Yani bizim orada böyle cartçurt yapma yasak yani. Ama yine de çoğulara yapıyorlar yani. Peki nasıl sağlıyorlar o önlemi? Yani nasıl yakalıyorlar? Kamera sistemi var yoksa? Yani bak şöyle diyelim. Bizim orada büyük sanayi var. Orada çoğu zaman aynı şu Fast and Furious vardı ya televizyonda. Ona göre baktılar adama kinoda tabii ki. Herkes böyle sırada duruyor. Aslında drag sürüyorlar. Bir yerden ses geliyor, polis geliyor diyor. O 100 kişilerden en azından birisini tutarlar abi. Ama yasal değil yaptıklar değil mi? Yasal değil. Yasak ama. Yasak, evet. Yani yasak iş. Yine de çoğuları hevesten yapıyorlar. Tamam. Güzel olur. Bir şey demeyeyim ona. Biz de yaparız tabii. Ama yasak işte abi. Bunu resmileştirmek lazım. Pist yapmak lazım bunun için. Var bizim orada bir sürü pist var da. Ona rağmen yapıyorlar diyor. Çoğular diyorlar ya bana ne ya. Hani bana bizim ne? Türkler gibi ya bana ne öyle ne yapacaksın? Gidelim burada sürelim yani. Bizim orada pistler çok var. Benim şimdi oturduğum yer ya iki tane pist var. Oradan hep 30 kilometre. Uzak değil yani. Yani pist var gitmiyorlar orada yarışmaya. Caddelerde yapıyorlar değil mi? Çoğuları gidiyor piste. Çoğular da yolda yapıyorlar. Yolda daha zevkli olduğu için. Ama aynı burada gibi. Çocuk ezildiği ya da bir insan ezildiği zaman ne oluyor? Doğru diyorsun. Anladım. Ona göre de polisler de harekete geçiyorlar. Çok kaza oldu. Çok öyle oldu bizim Almanya'da. Yani adam birisi komple 3-5 kişi birden ezdi. O da yani adam aşağı yapıyorlar. Gördüğü zaman hemen ehliyeti alıyorlar, arabayı da eline alıyorlar. Daha da güzel olurdu bence. Daha güzel olabilirdi. Çünkü Antalya'da daha güzel arabalar görüyoruz. Ama maalesef burada yoklar. Antalya'da mı yaşıyorsunuz? Evet, Antalya'da. Antalya'da bu yıl modifiye şenlikleri biraz fazla oldu. Bu üçüncüsü. Evet. Genel yani itibariyle Antalya'da gençler bu yönde biraz bayağı hareketli. Güzel şeyler olacak gibi ama maalesef şey yok. Sizin ilginiz ne boyutta? Ya ben ilgim kendi arabamda yaptırma değil de zevkim yani bu araba dergileri falan okuyor sürekli. Öyle modifiye edilmiş araçlara merakımız var. Elinizde kamera almışsınız, çekiyorsunuz. Ha, çekiyorum. Bir merak var belli ki. Evet. Güzel şeyler var ama mesela özellikle şu Astra'yı çok beğendim yani. Gerçekten güzel olmuş. En çok bir otomobilde, modifiyeli otomobilde hangi yönüne bakıyorsunuz? Motoruna mı, performansına mı, işitsel mi? Performans da tabii ki önemli de. Çünkü performansta çok oynamayı bence tasvip etmiyorum. Çünkü arabalar orijinal şeylerin haricine çıkmak biraz şey de tabii ki güzel görünmesi benim için en güzel olması yani. Peki, yani yolda geçerken herkesin bakması istiyorum. Bu önemli değil mi? Evet tabii. Hız önemli değil, görsellik önemli biraz diyorsun. Görsel de önemli ama hız aşırı gerek hıza yok. Gerek yok yani. Çok çünkü teşekkürler. Kendi meslek icabı gerek yok yani. Etkinlik? Çok güzel gidiyor etkinlik. Benim en çok hoşuma giden yeri buranın ortam olarak bütün gençlerin toplanması, bir araya gelmesi ve daha sonrasında yani kimsenin kimseye zarar vermeden arkadaşça, dostça bir arada ayrılması. Ortam çok güzel. Yani bir yerde motor güçleri ölçülüyor. Bir yerde biraz sonra müzik sistemleri de şey olacak. Gerçekten güzel bir organizasyon. Kalabalıkta yoğun ilgi de var gençler tarafından. Gençler tarafından çok güzel ilgiler var. Biz müzik sistemi firması olarak yani bu ilgiye çok layık olduğumuzu sanıyorum. Yani o kadar çalışmaları yapıyoruz. Buraya halkımıza sergiliyoruz. Çok güzel bir şey yani. Modifiye'nin en çok senin için hangi kısmı önemli? Modifiye'nin benim için en güzel ve de en iyi şeyi arabaların haddinden fazla yüklenmesi ve de daha sonrasında caddede değil de daha rahat, daha güzel bir yerlerde arabaların denenmesi. Caddede çünkü çok tehlikeli oluyor. 200 beygirlik arabalar çıkıyor 500 beygire. Bir de pistimiz olsa çok güzel olacak. Let's go.
yakında mı? Geldim bir kere uyardım. Ben söyledim değil mi? Uyardım değil mi? Söyledim değil mi? Siz haklısınız ama kavga çıkarmak istiyorsunuz. Bak hepimiz kardeşiz burada, tamam mı? Bak bir dakika. Adam orada araba çevirdi, hepiniz psikopat gibi gidiyorsunuz. Ya bu, tamam, bu da böyle atlamak mı olur? Yapmayacağım. Atlamak mı? Aşağıda gel, hepiniz.